Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatımızda yaşadığımız her konuyla alakalı emir ve yasak noktasında bizleri yönlendirecek tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan birisi de tedavi olmamız noktasındaki sallallahu aleyhi ve sellem'in şu emridir. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Allah Celle Celaluhu ne kadar bir hastalık yaratmışsa o hastalığa da muhakkak bir deva, bir ilaç halketmiş, yaratmıştır. Malum salgın mevcut hastalık da bu hastalıklardan birisidir. Ve bu hastalıkla alakalı devletimizin tedavi anlamında, tedbir anlamında aldığı tıbbi bazı önlemler, tavsiyeler malumdur. Örneğin maske, örneğin mesafe ve temizlik dediğimiz hijyen. Her Müslüman bu üç kuralla mükelleftir. Ve buna ek olarak önemli olan, önemli etkisi bulunan aşı da her Müslümanın, her vatandaşımızın yapması gerekli olan ve yapılmadığında İslami ve insani anlamda bir mesuliyet, bir vebal teşkil eden bir tıbbi tedavi yöntemidir. Biz mümin olarak hayatımızda yaşadığımız her türlü müsbet menfi her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğu inancını taşıyan müminleriz. Fakat esbablara müracaat etmek, esbapları yerine getirmekle de mükellefiz. Biz aşımızı oluruz. Allah'ın izniyle şifayı Allah'tan bekleriz. Hastalığın bizden ve bizim etrafımızda olan kardeşlerimizden, insanlardan uzak olmasındaki tesirini de aşıdan değil, Allah'tan bekler, aşının da buna bir vesile olduğuna inanırız. Dolayısıyla bir mümin şöyle inanmalıdır. Aşı Allah'ın izniyle tesirlidir. Aşı olan bu hastalıkla veya herhangi bir hastalıkla ölmeyecek garantisi yoktur. Fakat Allah'ın izniyle, devletimizin de tavsiyesiyle bunun bir etkisi, tesiri olduğu açısından aşı ile her Müslüman bu durumda, mevcut durumda mükelleftir. Yapmayan aşıyı mesuldür. Ben acizane ve ailem aşımızı olduk ve her Urfalı vatandaşımıza, hemşerimize, Türkiye'deki bütün din kardeşlerimize aşı olmanın dinimiz İslam'ın bir emri olduğu, yapılmadığı durumda bir veba olduğu konusunda bir hatırlatmada bulunmaktayız. Kesinlikle bu konuda ve birçok konuda olduğu gibi devletimizin vatandaşına herhangi bir cihetle aşıda menfi bir oluşacak bugün veya ileriki tarihlerde böyle bir şeye rıza göstermeyeceğini, bu konuda kesinlikle tedbirli olacağını, bilgili olacağını ve herhangi olumsuz bir şeye rıza göstermeyip vatandaşına gelecek zararı bertaraf edeceği noktasında her kardeşimizin emin olması, bu konuda yapılan yaygaralara, dedikodulara katiyetle inanmaması noktasında acizane tavsiye eder. Bu konuda dinimizin dedikodular, fitneler uykudadır. Allah bu dedikoduları, fitneleri uyandıranlara lanet etmiştir. Hadis-i şerifini de unutmamayı tavsiye ederim. Ayette diyor ki وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَةً. Bir başka ayette diyor ki وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. Şimdi hidr, bu ayet daha çok cephede kafirlerin saldırma ihtimaline karşı tedbirinizi alın ve silahınızı alın diye emrediyor Rabbul Alem. Bunun üzerine Fahreddin Razi bu ayetin tefsirinde diyor ki eğer Allah Celle Celaluhu bir
zanni bir tehlike, zanni, kat'i olmayan bir tehlikeye karşı bir tedbir almamızı emrediyorsa, bu ayetten anlaşılıyor ki bir hastanın ilaç alması, bir efendime söyleyeyim zanni de olsa gelebilecek bir tehlikeden korunma, bu gibi hususların da vacip olduğunu, yani bir tehlike geliyorsa o tehlikeye karşı tedbir almak vacip olduğunu söylüyor. Bu ayetten istinbat ediyor. Bir hastalık durumu varsa, o hastalıktan korunmak için ilaç almak gerekiyorsa, ilaç almanın vacip olduğunu beyan ediyor Fahreddin Razi. Biz de diyoruz ki, bir hastalık, bir veba, bu iki seneye yaklaşıyor ki bu yayıldı. Ve bu vebanın elimizde tevatür haberle sabittir ki, elimizde tek çare şu anda bu aşıdır. Tevatür haber ne demek? Biz Amerika'yı görmedik ve gitmedik de. Fakat bugün Amerika'nın varlığı kesindir. Neyle biliyoruz? Tevatür haberle biliyoruz. Biz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu görmedik. Fakat Osmanlı'nın Selçuklu'nun olduğu kesindir. Neyle biliyoruz? Tevatür haberle biliyoruz. Eğer bir tevatür haber geliyorsa ve bir aşının bu hastalığa iyi geldiğini tevatür haberle sabit olmuşsa ve bunu şarkan, garben, güneyden kuzeye, dünyanın her yerinde aynı sonuçlar geliyorsa ve bu olumlu olduğunu, koruyucu olduğunu diye bir tevatür haber sabitse, bunu biz kabul etmemiz artık mecbur oluyoruz. Bu hakikat olduğunu kabul ediyoruz, bu hak olduğunu kabul ediyoruz. Ve tevatür haberle sabit olan hakikatını kabul etmek zaruri oluyor. Ve keza bir hastalık varsa, hatta meznunsa, yani ben bilfiil o hastalığa maruz kalmamışsam bile, ama kalma ihtimali varsa, maruz kalma ihtimali varsa, meznunsa, biraz önce ifade ettiğimiz gibi o ayetlerden Fahreddin Razi'nin istinbat ettiği şekilde benim önlem almam vacip olur. Yani ben bu vacibin manası fiilinde sevap var, terkinde ikab var. Vacibin manası yapıldığı zaman bunun tevabı var, yapılmadığı zaman Allah Celle Celaluhu tarafından bir sorulması vardır. Neden bunu yapmadın diye. O nedenle bunun hükmü vacip olduğunu, bu ümmetin, bütün Müslümanların, hatta bütün insanların bu aşının, bu beladan, bu vebadan korunmak için tek çare olduğuna göre, başka bir seçenek bulunmadığına göre ve bunun tevatür haberle faydalı olduğuna, sabit olduğuna göre, o zaman bunu uygulamak artık vacip olmuştur. Keyfi değildir. Geçen her zaman, her saniye haram işleyerek vacibi tehir etmek suretiyle haram işlemiş oluruz. Böyle bir hakikati birkaç dedikoduya kurban edilemez. Bu bir sorumluluğumuzu, bu sorumluluğumuzu farkında olmamız lazım. Mükellef olarak, bir mükellef olarak bu vacibin yerine getirilmesi, acilen yerine getirilmesi lazımdır. Din-i İslami, Hadis-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, böyle ayeti Kur'an'ı, götüne tabiba tahtura, bu tabbide gerek vacibi merviye var ki, bu hafta bir cevap ister zerrede, haram merviye dişebi ki, bu tahtur bir şey. İzhar, تختور إجماع تختورة توابية تركيا غير تركيا شيء تمام تختورة أشي كركش قرشي بإشي أشي لازمة كرك يعنيها
İce vakta go gerekke, götne vana merav gerekke büke. Merav gönekke, merav sorumluye. Ev iş zike, ev korona, iş eke ne güya şahsiye, umumiye. Umumiye, insan ne jibu nefsa khoye, jibu khatiri gözerre vi gayri vina nebi. Jibu go ev zerrere hay umumi, jenab عباده خالي رابع واجب مرب اشيب بي واجب غيرك مرب اشيب بي وقت انسان جو اشنبي او ياد بي سبب جو اب ايش دوام كدنا نعم ملتها نعم سمعنا ده احتمال هي جو مثلا او وبعد وي ايش جو تشدرجه تشد بي انسان ها تلجيكي günah nasibi yehbi. Her vaki, mesela Davi Adam aleyhisselam bu avul kuştun kiriye, ya kuştuye, biraz bu kuştuye. Ve lakin ciber hatırı ki bu sebebi kuştun ve bu ye, Resulullah aleyhisselam kutuye, ki güveri kuştun illa henüz günhevi tisar, tisar Davi Adam'ı avule. Her şeyki insan bu ev işe ha, umumiye. Yani belad ve ha tamam insan. Vaksa insan bu bebe sebebi bu ev iştevam ki. Yani eşi nebi, ev aşi nebi, idi nebi, inneti nebi, ev iş ve devam ki da millete. Ama vakti gura taktur atıbbat ve jin, bu tabdak aşi bükün, ve pişe işi veri gürtün. Vakti bu işi nekün, او دبن سببی با اش دوام بکد نب انسان آده او بازی حمد کویس سیوانا تداویشی که دین ما سنت گو مرو تداوی ببی آشی ببی ها او یا لازمه گو را دین او یا دیمه دبلو کهی گو آشی نبی او یا دبی ضرره گو او اش دوام بکه ضرره بی اشه چقه ببی Kara günah zuhir haye. Evet. Müslüman taba o arşiv evin ne bu nefse akıp tanırı ve o bizim emna bu gayri fa az bu kıvanayı az secara az arşiv olma ola tabi ya garip arşiya garip veci bu içerce evet. Uçuş şey yani zerreci ne diye ha. Şimdi tedavi olmak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın emrettiği bir şeydir. Hadis-i şerifte demiş Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Tedavi ibadallah fe innallaha azza ve celle lem yenzil da'an illa ve anzala ma'hu şifaan illa el-mevt ve el-harab." Demiş ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadiste: "Ey Allah'ın kulları tedavi olun. Çünkü Allah Celle Celaluhu ne kadar hastalık indirmişse onların şifasını da indirmiştir. Sadece ölüm ve yaşlılığın tedavisi yoktur. Dolayısıyla Müslümanlar Resulullah'ın bu emrine uyarak tedavi olmaları gerekir. Evet. Ve onun için de şimdiki hastalık, yani işte bu veba, bu korona hastalığı tüm insanlığı, tüm beşeriyeti kapsamış durumda. Ve gözümüzle görüyoruz, çok insanlar bunun neticesinde vefat ediyor. Onun için Müslümanlar bunun tedavisine de çalışmaları gerekir. Tedavi olarak bir aşı, tedavi olarak geliştirilmiş bu, bir ilaçtır. Dolayısıyla Müslümanların buna tevessül etmesi, bununla tedavi olması gerekir. Ve böylece Resulullah'ın da bu emrini yerine getirmiş olurlar, tedavi olmuş olurlar. Özellikle bir şeyin ilaç olduğunu şartı o kişi tıp ahli olacak, yani tıp ilmini okumuş olacak. Bir de Müslüman olması gerekir. Yani bu Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre bir de adil olması gerekir. Böyle oldu mu necis bile olsa, yani Müslüman bir doktor yahut da adil Müslüman bir doktor dese ki bu necis olan şey ilaçtır ve alternatifi de yoktur.
kişi onu kullanabilir. Bu ise yani bu aşilerin tedavi olduğunu bir değil binlerce Müslüman doktor bunu söylüyor. İslam aleminde ve Türkiye'de de çeşitli fetva kurulları da bu konuda fetva vermiş durumda. Mesela örnek olarak İslam aleminin en geniş tabanlığı olan bir alim kuruluşu olan Dünya İslam Alimler Birliği Genel Sekreteri bunu fetvasını vermiş. Kendisi de aşı olmuş ve aşısını da sitesine koymuş. Yani Dünya İslam Alimleri Birliği'nin sitesinde şu anda da o fetva mevcuttur. Dolayısıyla tedavi olması gerekir. Bir de bunun diğer bir noktası var. Bu tedavi, yani bu hastalık bulaşıcı olduğu için kendi kişi tedavi olmadığı zaman başkasına da bunu bulaştırma ihtimali var. Yani başkasına da zarar verme ihtimali var. İslam'da insanlara zarar verme, Müslüman kardeşlerine zarar verme durumu yoktur. Bu konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça ifade etmiş. La darara ve la dirar. İslam'da zarar verme yoktur. Zarar karşısında da zarar verme yok. Birisi sana zarar verdiği zaman sen şer'i mahkeme ile davasını hakkını takip edersin. Kendin ona zarar verme durumunda değilsin. Allah Celle Celaluhu bizleri hayatımızın tüm alanlarında ve özellikle tedavide bu aşı konusunda da İslam'a göre hareket etmeyi nasip etsin. Allah Celle Celaluhu milletimizi, halkımızı, tüm Müslümanları bu hastalıktan, bu vebadan muhafaza etsin inşallah.